Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа. Только что мы с господином президентом провели весьма содержательные и конструктивные переговоры. Это уже наша четвертая встреча в текущем году. Как вы знаете, буквально 10 дней назад мы вместе участвовали в российско-турецко-иранском саммите в Тегеране, посвященном сирийскому урегулированию. При обсуждении текущих вопросов российско-турецкого сотрудничества констатировали значительный рост двустороннего товарооборота. Его объем за 7 месяцев этого года увеличился на 34%, превысив 15 миллиардов долларов, а за весь прошлый год на 40%, до 22 миллиардов. Değerli dostum Putin, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Rusya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha özellikle ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten ötürü başta Sayın Putin olmak üzere tüm Rus dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli dostum ile kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi bu yıl 4. kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zaten sizlerin de bildiği gibi gerekli hallerde sık sık telefonla görüşmek suretiyle fikir teatisinde bulunuyoruz. İşbirliğimiz ortak siyasi irademiz temelinde gelişip güçleniyor. Ekonomi alanında olumlu sonuçlar alıyoruz. Ticaret hacmimizdeki artış eğilimi sürüyor. Bir önceki yıla kıyasla %31'lik artışın ardından bu yılın ilk yarısında da %33 bir yükseliş söz konusu. Temelini Sayın Putin'le birlikte attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı projeleri devam ediyor. 2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Buna dair hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Rus turistler ilk sırada yer alıyor. 4,7 milyonluk rekorumuzu bu yıl görünen o ki 6 milyonla gerçekleştireceğiz. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce yeniden başlaması yönündeki beklentimiz devam ediyor. Bu konuda ilgili bakanlıklarımız çalışıyorlar. Bu çalışmalardan da bir an önce sonuç alınmasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Putin'le Suriye konusunu son olarak Tahran'da düzenlenen üçlü zirvede ele alma imkanı bulmuş. Türkiye olarak Tahran'da hassasiyetlerimizi açıkça ifade etmiştik. Bugün ise Tahran'da vardığımız mutabakatı sahada nasıl hayata geçirebileceğimizi müzakere etme imkanını bulduk. İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde İdlib'de karşılıklı endişelerimizi dikkate alan bir çıkış yolu bulunması konusunda da çok önemli mesafe kat ettik. Sayın Putin'le İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir anlayış temelinde çözümü konusunda mutabık olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerin sonunda muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık. Muhalifler bulundukları alanlarda kalmaya devam edecekler. Buna karşılık Rusya ile birlikte belirleyeceğimiz radikal grupların
söz konusu alanda faaliyet göstermemelerini sağlayacağız. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacaktır. Gerek üçüncü tarafların provokasyonlarını, gerekse varılan mutabakata yönelik ihlallerin tespitini ve engellenmesini de yine birlikte temin edeceğiz. Bu amaçla Rusya ve Türkiye belirlenecek silahsızlandırılmış bölge sınırlarının iki tarafında koordineli devriye faaliyeti gösterecektir. Türkiye halen İdlib çatışmasızlık bölgesinde bulunan gözlem noktalarını da tahkim edecektir. Bu mutabakatla İdlib'de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum. Türkiye, Suriye krizinin başından beri olduğu gibi İdlib meselesinde de üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bu mutabakat Türkiye'nin yeni yüklerle karşılaşmaması bakımından olduğu kadar Rusya başta olmak üzere konuya taraf ülkeler için de önemli bir kazanımdır. Bu görüşmemizde ayrıca Suriye sahasındaki teröristlerin varlık gösterdiği alanların İdlib'le sınırlı olmadığına da özellikle dikkat çektik. Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ve Türkiye'nin milli güvenliğini de tehdit eden asıl yapı PYD, YPG'dir. Bu örgütün Fırat doğusunda gerçekleştirdiği katliamlar ve etnik temizlik faaliyetleri ortadadır. Suriye'nin geleceğine yönelik en büyük tehdit İdlib'den ziyade Fırat'ın doğusundaki bu terör yuvalarından kaynaklanmaktadır. Öncelikle bu terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Biz hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatları ile bu yönde önemli adımlar attık. 4000 kilometre kareden fazla bir alanı DAEŞ'li ve PKK'lı teröristlerden temizledik. Bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde dönmelerini sağladık. Benzer adımların PYD, YPG terör örgütünün elinde bulunduğu diğer bölgeler için de atılması önem arz ediyor. Türkiye ve Rusya olarak arzumuz Suriye krizinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasıdır. Bu hedefe yönelik işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede Astana garantörlerinin Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi ile geçen hafta başında Cenevre'de Anayasa Komitesi konusunda yaptıkları toplantının sonuçlarını değerlendirdik. Hedefimiz tabii ki önce bir anayasanın oluşması, ardından orada demokratik bir seçimin gerçekleşmesi ve ondan sonra da Suriye halkının kendi gerçek demokratik iktidarına kavuşmasıdır. Komitenin kuruluş sürecini en kısa sürede tamamlamak için çabalarımızı hızlandırmak hususunda mutabık kaldık. Değerli basın mensupları, Türk-Rus ilişkilerini tanımlayan ana unsurlar iyi komşuluk, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygıdır. Bu temelde şimdiye kadar pek çok adım attık. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. İşbirliğimizin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlayıştan hareketle değerli dostum Sayın Putin'e bana ve heyetime gösterdiği konukseverlik için tekrar teşekkür ediyorum ve bugün attığımız adımları, aldığımız kararları da özellikle Suriye halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. По итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Турецкой Республики Реджеба Тайипа Эрдогана, министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар
подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin görüşmelerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu tarafından İdlib gerginliğin azaltılması bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştır.